İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bugün 19 Ekim 2017 günlerden Perşembe. Ben Hakan Bakar. Bugün gündemdeki haberlere hep birlikte bakacağız. Önce özetler diyoruz. Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkan Aydın kente devam eden projeleri basın mensuplarıyla inceledi. 58 halı saha projesinde sona gelindi. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Evet, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve komite üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapan komite, Vali Davut Gül ve Başkan Aydın'ı makamlarında ziyaret etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Sivas'ta bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve Muhtarlar Komitesi üyeleri ilk olarak kent meydanında toplanarak İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra dernek başkanı Duran Koç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programlarına protokol ziyaretleriyle devam eden muhtarlar ilk olarak Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Gül, yaklaşık iki asırdır muhtarların bu millete hizmet verdiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile muhtarlar için bir takım yeniliklerin yapıldığını ifade etti. Öncelikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlar daire başkanlığı kuruldu. Yine İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtar bilgi sistemi oluşturularak orada doğrudan taleplerin alınabileceği elektronik bir ortam oluşturuldu. Muhtarların özlük hakları ile ilgili de iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Gül, muhtarın vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Daha kat edeceğimiz çok yol var. İnşallah daha da ileriye gidecek. Ama muhtarlarımızın sorunları birer birer çözülüyor. Evet. Muhtarlar vatandaşlarla devlet arasında o köprü vazifesini en iyi şekilde yapıyorlar. Bizlere de taleplerini iletiyorlar. Biz de burada yine İçişleri Bakanımızın talimatıyla yaptığımız organizasyonlar var biliyorsunuz. Bütün muhtarlarımızla bir araya geldik, hanımefendileri davet ettik, kendilerini davet ettik ve Türkiye iç oldu yani. Kaplıca'da sizlerin taleplerini dinleyip onu da belli bir takvim içerisinde yerine getirmeye başladık, gayret ediyoruz. Komite adına konuşma yapan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise faaliyetleri hakkında Vali Gül'e bilgi vererek muhtarlara gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Biz zaten muhtarın sorunlarını biliyorsunuz. Bizlerin şu anda hemen hemen bu düzende bu çağda 188 yıl sonra hemen altın çağını, muhtar altın çağını yaşamaktayız. Tüm dilek temellerimiz, sorunlarımız, özlük haklarımız netleşti. Bazı eksiklerimiz, noksanlarımız mutlaka devam edecektir. Onlar da sizlerin yüksek mevki makamlarınıza sizlerin vermiş olduğu imkanlarla onları da eksiklerini tamamlayacağız. Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve Muhtarlar Komitesi üyeleri daha sonra Başkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ama biz de Dernek Başkanı Duran Koç, muhtarların halka hizmet noktasında ilk adım olduğunu söyleyerek mahallelerde yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti. Türkiye'de kurumların en fazla uzun süre muhtarlık kurumu olduğunu geçmekte kaynaklanan. Başkan Aydın da yapılan hizmetlerin muhtarlar tarafından takdir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek 50'ye yakın mahallede çalışmaların tamamlandığını söyledi. Zaman bizimle işbirliği içerisinde olmanız bizim de işimizi daha iyi yapmamıza vesile oluyor. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Gene mahallelerimizin işte altyapıdan tutun, yoludur, kaldırımıdır, yeşil alandır. Bu konularda sık sık bir araya geliyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim göremediklerimizi siz görüyorsunuz, bizlere iletiyorsunuz. Adeta bizimle beraber her çalışmanın, her projenin içinde muhtarlarımız. Sevgili izleyenlerimiz biz de bu vesileyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Sivas Valisi Davut Gül, kırsal altyapı çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek üzere Yıldızlar ilçesine bağlı bazı köyleri gezdi. Kırsal altyapı çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek için Yıldızeli'ne giden Sivas Valisi Davut Gül, ilçeye bağlı bazı köyleri de gezdi. Vali Gül'e Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Can Katar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da eşlik etti. Gül ilk olarak Bakırcıoğlu Köyü'ne giderek burada vatandaşlar ile bir araya geldi. Köyün sorunlarıyla ilgili Muhtar Asalettin Kaya'dan bilgi alan Gül daha sonra İdeci Köyü'ne geçti. Muhtarım var mı başkası? Son olarak Karacaören Köyü'ne giden Gül, Karacaören İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Nasılsınız çocuklar? Vali Gül, okulun yanında yapılan yemekhane inşaatında ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan halı sahada da incelemelerde bulunarak ilçe ziyaretini sonlandırdı. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, şehir merkezinde devam eden projeleri basın mensupları ve muhtarlarla birlikte gezdi. Aydın, yapımına devam edilen projelerle ilgili bilgiler verdi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, basın mensupları ve muhtarlarla Cuma pazarında sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltının ardından muhtarlar ve belediye başkanı Sami Aydın, Cuma pazarının yapılmasından bu yana çalışmaları anlattı. Gördüğüm kadarıyla Sivas Muhtarlar Derneği yönetimi ve İç Anadolu Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak İç Anadolu'da gezdiğim yerlerde, İç Anadolu'da özellikle hiç böyle bir pazar yeri görmedim. Bu ilk oldu İç Anadolu'da. Başkanım yine ilklere yapmaya devam ediyor. Başarılar diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamı, böyle güzel bir pazarı Sivas'ımıza kazandıran değerli belediye başkanımız Sayın Sami Aydın ve Pazarcılar Odası Başkanımız Adem Argun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bölgemize kazandırılmış olan böyle bir güzel mekanı pazarcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Daha önceden pazarımız çok bakımsız bir pazardı. Biz Sami Başkanımızdan talep ettik. Taleplerimiz doğrultusunda da başkanımız böyle güzel bir eser yaptı. Böyle bir eseri yaptığı için de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi pazarımız, Cuma pazarımız tamamlanma aşamasında. İnşallah 27 Ekim tarihinde, yani bu cuma değil, bundan sonraki cuma günü saat 11'de Sayın Bakanımızın ve hemşerilerimizin, esnaflarımızın, sizlerin katılımıyla buranın resmi olarak açılışını gerçekleştireceğiz ve hizmete alınmış olacak. Gördüğünüz gibi şirin, fonksiyonel, güzel bir proje ortaya çıktı. Öncelikle bu projenin ortaya çıkmasında emeği olan mesai arkadaşlarımı, başkan yardımcılarımızı, müdürlerimizi, bu projeyi gerçekleştiren müteahhit firmamızı, değerli pazarcılar odamız ve pazarcılar esnaflarımızı, muhtarlarımızı, hepsini kutluyorum. Başkan Aydın, Cuma pazarının ardından yapımı devam eden ve bir ay sonra tamamlanması planlanan alt geçitte incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı. Son aşamaya doğru yaklaştı. İşin zaman alan, zor olan kısmını aşmış durumdayız, tamamlamış durumdayız. Burada bir alt geçit çalışması yapıyoruz. Projenin toplam bedeli 7 milyon Türk lirası. Yaklaşık 65 gün oldu bu çalışmayı başlatalı. İnşallah Kasım ayı içerisinde de burayı tamamlamış olacağız. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan betonu döküldü. Dolayısıyla fore kazıklar çakıldıktan sonra, perdeler de tamamlandıktan sonra şimdi altını boşaltma kısmına geçiyoruz. İşin yaklaşık %70 seviyesindeyiz. 70-75'ler seviyesindeyiz. Dolayısıyla inşallah kış gelmeden, kar yağmadan bu çalışmayı da bitirmiş olacağız. Başkan Aydın daha sonra Devlet Su İşleri önünde yapımı devam eden üst geçitte incelemelerde bulundu. Aydın, üst geçidin tamamlanmasıyla birlikte trafikte önemli ölçüde rahatlama olacağını söyledi. Gerçekten hem stad için hem de okullar bölgesi için, hatta
adliye ve o bölgede bulunan diğer kurum ve kuruluşlar için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Sivas kamuoyunun özellikle spor camiasının da çok önem verdiği ve bizden talep ettiği bir proje. Bu projeyi 4 işletme bölge müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde özellikle büyük maçlar öncesinde bu projeyi bitirmek istiyoruz. Daha sonra Aydın ve beraberindekiler Karşıyaka semtine geçerek burada bulunan çok amaçlı salon ve yapımı devam eden köprüde de incelemelerde bulundu. Başkan Aydın'ın basın mensupları ve muhtarlara yönelik gezisinin son durağı Karşıyaka Köprüsü oldu. Heyet burada öğle yemeği yiyerek gezi incelemelerini sonlandırdı. Yaklaşık 196 metre uzunluğunda olan 7 açıklıktan oluşan ve 32 ayak olan bir proje. Bu sene ihalesini yaptık. Önümüzdeki yıl 2018'de tam tarih olarak ne zamanı veriyoruz? Eylül. 2018 Eylül'ünde, yani bir yıl sonra yaklaşık, burası da hizmete açılmış olacak. Biraz önce gezdiğimiz DSE'yi üst geçidiyle bu köprü birbirine bağlanacak. Çevre yolu da birleşecek olan projede orada da bir kavşak olacak. Tamamlandığı zaman Karşıyaka'mızın şehre bağlantısı çok daha güçlü hale gelecek. Karşıyaka adeta şehirle bütünleşecek. Sevgili izleyenlerimiz, yüzyıllardır varlığını muhafaza eden, dünyanın en eski ve en çok konuşulan dillerinden biri olan Türkçe için Cumhuriyet Üniversitesi'nde Türkçe Vefa Gecesi programı düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Vefa Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde dün akşam Türkçe Vefa Gecesi programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Rektör Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı, Türk Dil Kurumu Başkanı Mustafa Kaçar'ın, Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi Nurullah Öztürk, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek program paydaşlarını teşekkür etti. Adımız ile bizi bağlayan aramızdaki köprünün bir ucu dildir. Bizi Fatih'e ulaştıran Türkçedir. Rektör danışmanı Recep Toparlı ise Türkçenin yanlış tanıtıldığını, bir fikir dili gibi gösterildiğini ifade etti. Türkçe hep yanlış tanıtıldı. Türkçe hep yanlış söylendi. Türk Dil Kurumu'nun internet sayfasında yer alan Büyük Türkçe Sözlük'te 650 binden fazla kelime olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Toparlı, gençler Türkçe'ye siz sahip çıkacaksınız dedi. Dünyanın en eski 5 dilinden birisi, en çok konuşulan 5 dilinden birisi. Sağlam bir yapısı var hatta. Güzel Türkçem, sen o kadar zenginsin ki şu anda Türk Dil Kurumu'nun İnternet sayfasında olan Büyük Türkçe Sözlük'te 650 binin üzerinde kelime var. TDK Başkanı Mustafa Kaçer'in de Sivas'ın Türkçe'ye kaynaklık ettiğini dile getirerek şunları kaydetti. Sivas, Türkçenin en çok köyü olan, Türkçenin kirlenmeye kapalı, bozulmaya kapalı, çok güzel saklandığı bir coğrafya olduğunu gördüm. Konuşmaların ardından Kangal Vefa Derneği Başkanı Karakartal, programın paydaşlarına verdikleri destek ve yaptıkları katkıdan ötürü plaket verdi. Teşekkür ediyoruz. Plaket töreninden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Buhirizade Mustafa İtri'nin bestelediği eserleri icra ettiler. Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe, mültecilerin ve sığınmacıların sigortasız çalıştırılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Boztepe, Sivas'ta mültecilere karşı yanlış bir algının olduğunu söyleyerek, bakanlık tarafından izin verilen mülteciler dışında kimsenin çalıştırılamayacağını kaydetti.
SGK İl Müdürü Kadir Boztepe gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sivas'ta daha çok insan gücünün kullanıldığı iş alanlarında sigortası olarak çalıştırılan mülteci veya sığınmacıların olup olmadığını sorulması üzerine Boztepe, Suriyeli mültecilerin bakanlık tarafından izin verildiği takdirde sigortalı olarak çalıştırılabileceğini ancak Afgan sığınmacılara böyle bir hak tanınmadığını ifade etti. Şimdi yabancı yurtların çalışması için biliyorsunuz mülteci ve sığınmacı olarak ikiye ayrılmıştır. Mülteci kapsamında değerlendirilen Afgan uyruklu vatandaşlarımızın çalışmasını kanunen mümkün değildir. Yalnız sığınmacı olarak ülkemizde bulunan ve ilimizde de bir miktar bulunan Suriyeli vatandaşların çalışması, Çalışma Bakanlığı'ndan çalışma müsaadesi alınarak imkan haline, kanuni hale getirilmiştir. Bu konuda işverenlerimiz eğer Suriyeli bir vatandaşımızı çalıştırmak isterler ise Çalışma ve İşkur Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Çalışma Genel Müdürlüğü'nden bunların çalışma müsaadesini alarak ve sigortalı olarak çalıştırma izinleri vardır. Yani bu konuda ilgili yani kamuoyunda oluşan şöyle bir algı, yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için söylemek isterim. Sadece bu Suriyeli vatandaşlar için geçerlidir. Diğer halklarla ilgili herhangi bir düzenleme gelmemiştir. Afgan vatandaşlarımızın çalıştırılması şu andaki kanuni çerçevede mümkün değildir. Boztepe, Sivas genelinde sigortası çalışan işçi sayısının sorulması üzerine ise Sivas'ta konuya ilişkin herhangi bir istatistiksel veri olmadığını ancak kendi kurumlarının ve İşkur'un araştırmaları neticesinde kayıt dışı çalışan sayısının ortalama 130'larda olduğunu dile getirdi. Şimdi sigortası çalışan işçi sayısı maalesef bizim yani Sivas genelinde yaptığımız bir istatistik yok ama kurum başkanlığımızın yapmış olduğu ve daha çok İşkur Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir çalışma var. Sivas ortalaması %30 civarında olup kayıt dışı istihdamla sigortalı sayısı. Bu konuyla ilgili yani elimizden geldiği kadar bu oranı düşürmeye çalışıyoruz. İşverenimize sıkıntı yaratmamak için. Yani bu konuda işverenimize sıkıntı yaratmadan işçilerin de haklarını koruyarak bu konuyla ilgili biz kurum olarak gerekli çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bu oranı 2018 yılında da %30'un altına düşürmek en büyük gayemiz. Allah izin verirse başaracağız inşallah. Sevgili izleyenlerimiz, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılığın gelişimine katkı sağlanması amacıyla üreticilere 91.300 kilogram tritikale tohumu dağıtıldı. Hayvancılığın gelişimine katkı sağlanması amacıyla yem bitkisi üretimi için 83 üreticiye 4150 dekar alanda ekimi yapılmak üzere 91.300 kilogram trikale tohumu dağıtıldı. Tohumların dağıtımı için bugün Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Aslıoğlu, Ulaş Tarım İşletmeleri Müdürü Metin Yurttakal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ ile çiftçiler katıldı. İnşallah burada çiftçilerimize daha farklı ortamlarda daha güzel şeyler yapılacak biliyorum. Çünkü müdürümüzle tüm şube müdürlerimiz ekip olarak çalışıyor. Farklı bir ortamlarda inşallah bu belki bir başlangıç, TADAP'ın bir emanı çünkü biliyorum. İl müdürümüz de bu konuda tonajı yükseltmek için Sayın Valimizle, Borsa Başkanımızla biz Erzurum'a gittiğimizde orada da görüşülmüştü. Ben bunlardan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin katkıları var. Törende konuşan Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, müdürlüğün birçok projeye imza attığını söyleyerek çiftçilerin desteklenmesi yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Sivas Vali Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla birçok projelere imza atıyoruz. Geçen yılda burada yine yem bitkileri dağıtım töreni olmuştu. Genç çiftçi projesinin dağıtımını yaptık. Geçenlerde yine il özel idarelerimizin katkılarıyla süt tankı dağıtımını yaptık. Belki çok basına da yansımadı, bilmiyorum böyle bir şey de olmadı ama kırsal kalkınmaya yönelik projelerimiz de oldu, ağır projelerimiz. Bunun yanında yine çiftçilerimize desteklediğimiz nakit belki şey gibi gözükmüyor ama bir mamul gibi böyle bir açılış olmuyor ama birçok çiftçimize de nakit desteklerimiz oldu. Destekleme desteklerimiz oldu. Bu yılda 2017'nin sonundayız. Yine bir şey yapalım dedik. Ümran Hanım ve Tatlıcak Trika Kalelerini yine TİGEM ve DAP Doğu Anadolu projesi kapsamında onların destekleriyle böyle bir çalışma yapalım ve basına da bunu gösterelim istedik. Burada bugün işte 83 tane çiftçimiz hem merkezden hem de merkez köylerinden, ilçelerden de var değil mi? Evet.
İlçelerden de çiftçilerimize yaklaşık 92 tona yakın, 91.300 kilogram dağıtım törenini yapalım istedik. İnşallah bundan sonra da 2018'de de artarak bu desteklerimiz çiftçilerimize devam edecek. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise proje ile en az 25 büyükbaş hayvana sahip ve 50 dekar tarlası olan çiftçilere trikale tohumu dağıtımı yapıldığını dile getirdi. TAP İdaresi ve TİGEM Genel Müdürlüğümüz tarafından finanse edilen ve uygulaması İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında ilimizde en az 25 büyükbaş hayvana sahip ve 50 dekar tek parça tarlası olan çiftçilerimize tritikale tohumu dağıtım töreni yapıyoruz. Tabii toplam miktar 83 çiftçimize 91.300 kilogram tritikale tohumu dağıtacağız. Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldız, ilimizde hayvancılık önemli ve kaba yem açığı var. Bu kaba yem açığını kapatmak yönünde trikale önemli bir alternatif bir ürün dedi. Biz hep şunu söylüyoruz, çiftçimiz mutlaka bu alternatif ürünleri değerlendirmeli. Tek bir ürün üzerinde değil, en azından riski paylaştırması gerekir. Hem yem bitkileri açısından kaba yem olarak değerlendirilir ve bunu biz hem sılaj, daha sonra bunun sılaj yapımı veya yeşile biçerek balya yapımı olarak da hayvanlarına yem olarak bunu yedirecektir. Tritikale'nin buğday ve çavdarın melezinden elde edilen bir ürün olduğunu anlatan Yıldız, bu alternatif ürünün üretiminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Bunun ekmeklik, buğdayla çavdardan, danelik, makarnalık buğdaydan da çayır bitkisi olarak, yem bitkisi olarak elde ediliyor. Bu hem boy olarak buğdaya göre yüksek, hem sap olarak daha kalın. Yani hem sılaja elverişli, hem daneye elverişli bir ürün. Burada da görüyorsunuz zaten. Ben bu projede emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu tohumların çiftçimize hayırlara ve bereketli olmasını diliyor. Teşekkür ediyorum. Vali Yardımcısı Yıldız Han ve beraberindekiler daha sonra tritikale tohumunun dağıtımını gerçekleştirdi. Eski toprak ya. 1, 2, 3. Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek Sivas'a kazandırılan projeleri anlattı. Başkan Sami Aydın, belediye meclis salonunda AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi. Aydın, Sivas'a kazandırılan projeleri sunum eşliğinde anlatarak partililerle fikir alışverişinde bulundu. Tesisler elektrik enerjisi üretmeye başladık. Buna ne zaman başladık? Bu dönemde başladık. Toplantıya Başkan Aydın ve göreve yeni başlayan Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu'nun yanı sıra mahalle başkanları ve parti üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Eminoğlu, Başkan Aydın'ın Sivas'a yeni bir kimlik kazandırdığını ifade etti. Daha önceden de biliyorsunuz ilk dönemde yaptığı zaman belediye başkanlığı hizmetini, o zaman da çok büyük projelere imza attı. Şehre kimlik kazandırdı, yeni bir kimlik kazandırdı. Şimdi yaptığı projelerde, hizmetlerde inanıyorum ki Sivas'ımıza yeni ufuklar açacak. Başkan Aydın ise hedeflenen noktaya ulaşmak için her kesimin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini ifade ederek, görev süresince şehre kazandırılan hizmetleri sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Biz aynı geminin yolcularıyız. İnşallah bu gemiyi hedeflenen noktaya ulaştırmak her birimizin ayrı görevi. İlk iş olarak şehri hava kirliliği ve su sorunundan kurtardıklarını dile getiren Başkan Aydın, atık su arıtma tesisleri, çöpten enerji üretilmesi gibi hayata geçirilen projeleri anlattı. Biz bunu kendimize talimat olarak aldık. O zaman çok kısıtlı imkanlarımız olmasına rağmen ciddi bir altyapı çalışmasına girdik. Sivas'ta toplanan çöplerin depolandığı alan, vahşi depolama alanı. Burada kimyasal maddeler de var, evsel atıklar da var,
İlaçlar da var, aklınıza ne gelirse her şey var. Şehir trafiğini rahatlatmak için birçok projenin yapımına devam edildiğini belirten Aydın, devam eden rentekar firmalarının toplanma merkezi, vefa konutları, sıcak çelmik aquapark, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Ay Yıldızlı Camii'nin de Sivas'a değer katacak projeler olduğunu ifade etti. Biz bu projeyi yaptıktan sonra bu projenin kopyası, benzeri, farklı versiyonları Türkiye'de aldı başlayacak. Bu yol Sivas'a yakışan bir yol mu? O hainlere yakışan bir yol mu? Hainlere yakışmaz. Yani hiç kimseye yakışmaz. Biz bunu Sivas'a yakışır hale getirdik. Kötü mü yaptık? Bunların hepsini biz belediye şirketi Özbel Sanar kurduğumuz fabrikada üretiyoruz. Bakın, fabrikada kurduk. Sadece iş yapma. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hizmetlerin de masaya yatırıldığı program soru cevap bölümüyle devam etti. Sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'de kredi kartı kullanımında her geçtiğimiz yıl artış yaşanırken, ilk 8 aylık dilim içerisinde kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 912 bin kişi hakkında yasal takip başlatıldı. Kredi kartı ve bireysel borçlanma ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda Türkiye Bankalar Birliği'nden edinilen bilgiye göre içinde bulunduğumuz yılın 8 aylık diliminde yasal takibe intikal eden kişi sayısı %4.9 azalarak 632 bin kişi oldu. Araştırmaya göre bireysel kredi veya kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe takılan kişi sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1.6 oranında artarak 912 bin kişiye ulaştı. 2017 yılının geride bıraktığımız ilk 8 ayında kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 3 milyon 102.106'ya ulaştı. Sivas Valiliği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile başlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da finanse ettiği, sağladığı 58 halı sahanın yapım işi Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. Şehirde ne varsa köyde de o olacak. Sloganıyla köylerde yaşayan gençleri spora yöneltmek, onların beden ve zihin olarak gelişimine katkı sağlamak ve boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Sivas merkez ve ilçelere bağlı 58 köyde halı saha yapımında sona gelindi. Bu kapsamda Altınyayla'da 1, Akıncılar'da 1, Divriye'de 1, Gemerek'te 3, Gürün'de 5, Hafik'te 1, İmranlı'da 1, Kangal'da 1, Koyulhisar'da 1, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 6, Ulaş'ta 2, Yıldızeli'nde 15, Zara'da 3 ve Sivas merkezde ise 14 köyde halı saha gençlere kazandırılıyor. Yakın olaydı daha iyiydi ama artık madem içinize sindi sorun yok. 42 köyde halı sahanın yapım işi tamamlanırken 16 köyde ise çalışmalarda son noktaya gelindi. Altyapı çalışmalarının bitirildiği köylerde sahaların halıları serilecek ve saha tel örgüyle çevrilecek. Proje 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanarak muhtarlıklara ve vatandaşlara emanet edilecek. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde Sivas Valiliğine bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar diş taramasından geçirildi. Diş taramasından geçen çocuklara kahramanlık belgesi verildi. 0-18 yaş arası çocukların topluma kazandırılması amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öncülüğünde kimsesiz çocuklar diş taramasından geçirildi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Ubbezoğlu, hijyen tedavi merkezlerinde yapılan diş taramasının rutin olarak her çarşamba gerçekleştirileceğini söyledi. Devlet nezdinde koruma altına alınmış olan çocuk evlerinde kalan çocukların tedavisine bugün itibariyle başladık. Yaklaşık 7 ile 13 yaş arasında 27 kişilik bir grubumuz geldi. Bugün tedavileri bakımından filmleri çekildi, muayeneleri yapıldı. Ondan sonra yapılması gereken tüm periodontal çürükleri, hepsi tedavileri, onun dışında florjel uygulamaları, vernik uygulamaları, koruyucu tedaviler, hepsi uygulamaları bugün itibariyle büyük bir kısmını bitirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra geri kalan çocuklarımızın da tedavilerine her çarşamba günü bu sevgi evlerine devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi ekranlarınıza ekonomi ve hava durumunu getiriyoruz.
Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Sevgili izleyenlerimiz, günün gelişen haberleriyle karşınızda olduk. Mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.